Tutuklu yargılanan Ahmet Özer'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına iki itirafçının ifadeleri girdi. İtirafçılar Özer'in PKK terör örgütüne nasıl ve ne zaman katıldığını ayrıntılarıyla anlattı. Şimdi konuyu İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'la ve terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ'yla birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Eyvallah. Samet, yayınlar. Nihat Uludağ, detayları senden alalım. Gelişmeler evet. Tam anlamıyla nedir? İtirafçılar neler anlattı? Süreci nasıl evet. Betimlediler? Aslında ilginç bilgiler var. Samet Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişlettiğini de biz buradan anlıyoruz. İtirafçı ve tanık ifadeleriyle Ahmet Özer'le ilgili yürütülen soruşturma daha da genişlemiş. Peki İtirafçılar neyi söylüyor, neyi anlatıyor? İki başlık adı altında itirafçılar Ahmet Özer'le ilgili savcılığa kritik bilgiler vermiş. Ve bu verdiği kritik bilgiler neler? Bir, Ahmet Özer'in, burası önemli, PKK terör örgütüyle ilgili ilişkisi nasıl başladı? İki, Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanlığı'na giden süreç nasıl devam etti? Bu iki noktada da itirafçılar ifadelerinde önemli itiraflarda bulunmuşlar ki bu itirafçılardan biri terör örgütü PKK yapılanmasına yer almış birisi. Yani direkt örgütün içerisinde olan birisi ve itirafçıların verdiği bilgiye göre şöyle diyor itirafçı. Ahmet Özer'in terör örgütü PKK ilişkisinin çok eski yıllara dayandığını söylemiş. Bir kere itirafçıya göre Özer terör örgütüyle ilişki anı 2004 yılına kadar gidiyor diyor. Ahmet Özer'in terör örgütüne katılmasını sağlayan ismin de Cemal Kavak olduğunu söylüyor itirafçı. Kavak aynı zamanda DEHAP ve HADEP'in kurucularından, aynı zamanda devamında da KCK'nın İstanbul sorumlusu olarak görev yapmış önemli bir isim olduğunu söylüyor. Ve daha sonra şöyle söylüyor itirafçı Samet Güler. PKK üyesi itirafçı Ahmet Özer'in ilk olarak Kavak'ın yanına geldiğinde gördüğünü söylüyor. Kavak 2024 yerel seçiminde SHP Mersin Torostor Belediye Başkanı adayıydı diyor. İtirafçı gelerek bir akrabasıyla ilgili, yani Ahmet Özer'in Kavak'ın yanına gelerek bir akrabasıyla ilgili yardım istediğini, akrabasının yurt dışına kaçması gerektiğini söylediğini ve Kavak'ın da Ahmet Özer'in akrabasının yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğunu ve ardından da Kavak'ın bu sefer karşı bir talepte bulunduğunu, işte örgüte katılmak için kırsala gidecek gençler için para topladıklarını söyleyerek bu konuda senin tanıdığın iş insanları vardır, bize destek ol dediğini söylüyor itirafçı. Ve daha sonra da 2-3 gün sonra da yüklü miktarda parayı yine itirafçının bulunduğu bir ortamda Ahmet Özer'in Cemal Kavak'a teslim ettiği yönde çok ciddi, önemli ithamlar ve iddialar bunlar. Bilemiyoruz. Tabii soruşturma sürüyor. İddialar ve itirafçının iddiaları ve ithamları bunlar. Tabii bu itirafçıların iddia ve ithamıyla birlikte o yönelik, hani hep eleştiriler vardı deniyordu ya, niye HTS kayıtları talep edildi? HTS kayıtlarının talebinin, geriye dönük talebinin nedenlerinden biri olarak da işte bu itirafçının söyledikleri doğru mu, ne kadarı doğru, onun izahı için o HTS kayıtlarında o nedenle talep edildi söylüyor. Yine burada diğer bir önemli konu başlığı daha var Samet Güner. Kavak yine 2004 seçiminden önce Özer'in KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar ile Messenger ile görüntülü görüştüğünü söylüyor. Yani Kavak, Aydar Özer için değerli bir dostumuzdur, bizdendir, aktif bir şekilde çalışmamızı yürütmektedir dediğini söylüyor itirafçı. İtiraflarında bu da soruşturma dosyasına giren bir not olarak söyleriz. Onun haricinde şöyle bir şey var. Peki Ahmet Özer nasıl Esenyurt Belediye Başkan adayı yapıldı? Bu süreçte neler yaşandı? Şimdi itirafçıların diğer bir konu başlığı bu ki burası da çok önemli. Çok ayrıntılı şekilde anlatmış. Soruşturma dosyasına giren notlardan bahsediyoruz. Diyor ki Özer Esenyurt Belediye Başkanı olma süreci terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimleri öncesi verdiği talimatla başlıyor diyor. Yani burası çok önemli. Yani Ahmet Özer'in belediye başkanı adaylığı talimatını terör örgütünün üst düzey yöneticisi, Kandil'deki yöneticisi olan Duran Kalkan'ın talimatıyla başladığını söylüyor. Bu çok dikkat çekici bir başlık. Terör örgütü elebaşının Duran Kalkan HDP'ye kent uzlaşısı yapılma yönünde talimat verdi. Yani biliyorsun epeydir de tartışılıyor. Kent uzlaşısı hani CHP ile yapıldığı iddia ediliyor ve HDP ile CHP arasında yapıldığı dillendiriliyor belli çevreler tarafından. Peki buradaki yani itirafçı diyor ki
HDP'ye kent uzlaşısı CHP ile yapılması yönünde talimatı da diyor. Yine Duran Kalkan verdi diyor. Burası da çok kritik, önemli bir şey. Ve bu bağlamda terör örgütü PKK'nın talimatıyla HDP kent uzlaşısı yapacak bir partiye adına gidecek isimleri belirlemek üzere, yani kimlerin kent uzlaşısına katılacağını belirlemek üzere Diyarbakır'daki örgütün özel bir evinde toplantı yapıldığını söylüyor HDP'liler tarafından. Ve yine itirafçının itirafında diyor ki Özer'in Esenyurt'a aday olabileceği yönde değerlendirme yapıldı orada diyor. Ve bu toplantıya da diyor PKK terör örgütünden bir temsilci de katıldı diyor. Onun nezaretinde bu toplantı yapıldı diyor. Yani bu bilgiler doğru mu? İtirafçı ne kadar bunu doğru söylüyor? Bunu savcılık araştırıyor. Biz bu konuda bir yorum yapmamız söz konusu olamaz. Yani çok ciddi itirafçıdan çok ciddi iddialar ve ithamlar var. Bu doğrultuda Özer'den de diyor, orada diyor, toplantı yapılan yerde diyor, PKK'ya sadakat yemini etmesi isteniyor diyor. Özer sadakat yeminin ardından, Özer de diyor sadakat yemini yaptı PKK'ya diyor. Ve Duran Kalkan'ın onayıyla Esenyurt Belediye Başkan adayı yapıldığını söylüyor. Tabii yani çok ciddi iddialar, çok ciddi ithamlar. Hani biz bir önceki yayınımızda demiştik ki PKK ve HDP'nin doğal dokusunu bilenler kent uzlaşısının PKK terör örgütünün talimatı olmadan yapılması mümkün olmadığını biz söylemiştik. Ama biz bunu bir yorum analiz olarak söylemiştik. Şu an itirafçıların iddiaları da bunu destekler nitelikte. Ve sonraki süreci de zaten biliyorsun suçlamaları daha dün de söylemiştik. Daha sonra yürütülen soruşturma 2023'te Diyarbakır'da cezaevinde yapılan aramada bir takım evraklar geçiyor. Öcalan'ın demokratik özergi çalışmasında Ahmet Hoca'yı da kullanın, ondan da faydalanın şeklinde notlar var. Orada başlıyor, Mersin'de devam ediyor ve o doğuşta Temmuz 2024 ayı itibariyle nereye geliyor? İstanbul'a geliyor ve İstanbul'a gelen bu soruşturma ne oluyor? İlerledi ve Ahmet Özer şu an tutuklu olarak yargılanıyor Samet Güner. Yani bu ifadeler soruşturma dosyasına yer alan giren ifadeler ve bu itirafçıların itiraflarını da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı teyidiyle onaylamaya çalışıyor, doğrulatmaya çalışıyor. Tabii doğru mu değil mi onu savcılık soruşturmasında netleştirecektir diye bekliyoruz. İtirafçıların ifadeleri netleştirecek, kıyaslanılacak, bakılacak, altını da çizdiniz. HTS kayıtları istenmişti. Evet. Banka hesapları inceleniyor. Yani buradaki bütün bu iddiaların teyit edilmesi evet, için adımlar atılıyor. Ciddi ithamlardan birisi de kırsala gidecek PKK'lı gençler için finansmanında para istiyor. Senin işte çevren geniş iş insanlardan iste diyor ve bu yine itirafçı diyor ki 2-3 gün sonra benim de bulunduğum bir ortamda diyor ifadesinde yüklü miktarda parayı Cemal Kava yine teslim ettiğini söylüyor. Çok ciddi bir iddia, çok ciddi bir itham. Yani bu doğruysa ilginç geliyor bana. Söylediğiniz iddialar, itirafçıların ifadeleri oldukça önemli. Coşkun Başbuğ, Nihat Ulu da İtirafçıların ifadelerini anlattı. Önemli başlıklar var. Nihat Uludağ da altını çizdi. Bu başlıkları, bu itirafları, iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Samet, bu süreç başladığında bir son dakika haber olarak gündeme oturdu haber. İlk anda bağlandığımızda da benim yaptığım bir değerlendirme var. Orada şunu ifade etmiştim. Bu Ahmet Özer'le ilgili yürütülen soruşturmanın dosyasının çok dolu olduğunu, elde edilen delil ve bilgi ve belgeleri inceledikten sonra bir kanaat oluşturmanın daha doğru olacağını söylemiştim. Onu da şunun için bu vurguyu yapmıştım. Bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in direkt konuya sahiplendiği ve işi başka bir boyuta çektiği süreç yaşandığı için bu vurguyu yapmıştım. Ve akabinde zaten gerek açıklamalarda gerek kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde de yani bizim o tezi destekleyecek gelişmeler yaşandı. İşte Ahmet Özer'in niye gözaltına alındığı, arkasından niye tutuklandığı ile ilgili bazı bilgilere eriştik. Bunlar resmi soruşturma evraklarından elde edilen bilgilerdi. Neydi onlar? İşte bir para trafiği, bankada hesap hareketleri, bunlarla ilgili Ahmet Özer'e sorulan sorular, kişinin buna karşılık verdiği cevaplar. Şimdi bütün bu sürece baktığında böyle dosyanın fiziki takip, teknik takip gibi birçok hususla oluşturulduğunu ve içinin de dolu olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. O nedenle hani bu derece sahiplenmek neyin nesi diye de eleştirmiştim. Çünkü önümüzdeki süreçte soruşturma derinleştirildiğinde elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda kişi cezayla karşılaşırsa ki gidiş onu gösteriyor. Bu durumda
hani o ilk savunmada bulunduğun sürece açıklamakta zorlanırsın. Esas mantık buydu. Şimdi dosya şu an hukuki işlemde. Soruşturma derinleşiyor. İşte belediyede malum biliyorsun bazı evraklara da dokümanlara da el kondu. Orada da gene önemli bilgi ve delillerin elde edildiği ifade edildi. Ve üstüne bir de bu iki itirafçının söyledikleri gündeme oturdu. Şimdi tabii doğruluğu teyit edilecek. Yani biz itirafçının iddiaları üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak burada çok net, yani benim için de sürpriz olmayan, herhalde ekran başında sevgili Nihat'ı da dinleyenlerin yani pek şaşırmadığı bir tablo ortaya çıktı. Ne diyor itirafçılar? Cemal Kavak kim bu? HADEP ve DEHAB'ın kurucularından, sonrasında da KCK'nın İstanbul sorumlusu olarak bu kişi görev yapıyor. İlk temas bununla başlıyor. Hatta itirafçı diyor ki ben ilk defa diyor Kavak'ın yanında gördüm diyor Ahmet Özer'i. O yanında gördüğü olayında esas tema neye oturuyor, ne konuşuluyor orada? İşte Ahmet Özer bir yakınının yurt dışına kaçması gerektiğini ifade ediyor ki örgütsel bağlantı nedeniyle. Bundan dolayı Kavak'tan yardım istiyor. Kavak da bu yardıma talebine olumlu cevap veriyor. Ve akabinde Kavak'tan bu sefer bazı talepler geliyor. İşte örgüte parasal destek ve yardım maksatlı bir takım faaliyetler isteniyor. Senin çevren geniş, iş adamları var. Buralardan desteğini bekliyoruz diye söylemler dillendiriliyor. Ardından da buna Özer'in verdiği olumlu yanıt ve akabinde yaşanan bazı gelişmeler zaten itirafçının izah ettiği konular içerisinde. Yine ikinci kritik isim, yani itirafçının söyledikleri arasında Zübeyir Aydar. Şimdi Zübeyir Aydar denilen o örgüt mensubu zaten bilinen bir kimlik ve o Zübeyir Aydar'a bu Kavak tavsiyede bulunurken şu cümleleri çok önemli. Ahmet Özer için kullanıyor bu cümleleri. Değerli bir dostumuzdur, bizdendir. Şimdi bunu söyleyenler kim? Örgütte direkt iltisaklı olan kişiler. Bizdendir kelimesinin ne anlama geldiğini izleyenlerin, dinleyenlerin takdirine bırakalım. Aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir diyor. Yani örgütsel faaliyetlerle ilgili bir vurgusu var. Şimdi gene Zübeyir Aydar'la tanışmasından sonra ilişkiler daha da ilerleyip Ahmet Özer bazı faaliyetlerde bulununca bu sefer konu ta duran kalkana kadar gidiyor. O aradaki faaliyetler ne? Birini Nihat söyledi. Örgütün eleman teminin için kullandığı yöntemler Ahmet Özer üzerinden uygulanıyor. Nedir bunlar? Eleman temini artı bunlara parasal destek ve barınma ihtiyacını karşılama. Yani o bildik bizim eski klasik döngüye geldik. Malum biliyorsun insanları, gençleri kandırıp belediyecilik hizmetleri adı altında, işte bazı faaliyetler adı altında sanki partide siyasi bir faaliyet yürüyor gibi örgütsel eğitimler verildiği ve bu beyni yıkanan kişilerin bir şekilde buralarda barınma ihtiyacı karşılanarak daha sonrasında örgüte, daha kadrosuna kazandırıldığı yönünde onlarca böyle bilgi ve belge var. Sadece bu kişi hakkında değil, yani bu bildik uygulanan bir yöntem. Şimdi aynı yöntemi Ahmet Özer'in de uyguladığını görüyorsunuz ki işte zaten itiraflar içerisinde bu da var. Para ve barınma desteği sağlıyor örgüt elemanlarına diye bir vurgusu var. Herhalde bu yaptığı faaliyetlerden dolayı olsa gelecek. Daha sonra konu duran kalkan denilen bir başka vatan hainine geliyor. Ve bu kişi de şöyle bir ifadede bulunuyor deme. Cumhuriyet Halk Partisi ile kent uzlaşısına gideceksiniz talimatını veriyor. Tabii bu talimat duran kalkana nereden geliyor? Gene o bana göre dikkatle incelenmeye değer bir konu. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki oluru nasıl sağlanıyor? O da ayrı bir inceleme konusu. Neticede bizlerin de şahitlik ettiği ve herkesin artık kabul ettiği bir kent uzlaşısı adı altında bir siyasi birliktelik başlıyor. İşte o dönemde Ahmet Özer'in adaylığı konuşuluyor. Ve Ahmet Özer'in adaylığından önce de Diyarbakır'da örgüte ait bir evde çok gizli yapılan bir toplantıda bu karar alınıyor ve o karar akabinde de Ahmet Özer'in örgüte sadakat yemin etmesi için teklifte bulunuyor. Ahmet Özer bu yemini ediyor itirafçının ifadesine göre ve neticede adaylık onaylanıyor.
Şimdi adaylık, sonrasında yaşananlar ve bugün gelinen noktaya baktığın takdirde arka planda 2004'lere dayanan, dediği gibi itirafçının ifadesi aynen öyle, geniş bir ilişki ağı olduğu ortaya çıkıyor. Bu şu an bilinenler. Belki önümüzdeki günlerde daha da derinleştirilerek farklı bilgilere, kişilere belki ulaşılacak ama